Bu videonun konusu ankilozan spondilit ama biz her seferinde uzun uzun söylememek için kısaca AS diyelim. Hastalığın ismini biraz daha yakından inceleyecek olursak ankilozan birleşme, kaynama, füzyon anlamına gelir. Başka bir deyişle omurganın kaynaması olarak da yorumlayabiliriz. İkinci kelime yani spondilit ilk kısmı ise omurga demek. İt son ekide inflamasyon anlamına gelmekte. Burada omurganın inflamasyonu söz konusu. İnflamasyonun olduğu yerse sakroiliyak eklem. Bu hastalığı farklı şekillerde duymuş olabilirsiniz. Öncelikle bu toplu olarak serenonegatif spondiloartropati olarak adlandırılan hastalıkların tipik bir örneğidir. Buradaki spondilo kelimesi omurgayı, artro kelimesi ise eklemleri belirtir. Ve pati de hastalık anlamına gelir. Bu hastalıkların romatoid faktörü negatiftir. Yani romatoid faktörleri yoktur. Ancak sistemik olmaları ve bağışıklık sistemini işin içine sokmaları sebebiyle kendilerini romatizmal eklem hastalıkları olarak da belli edebilirler. Bağışıklık sisteminden bahsetmişken popüler kavramlardan bir diğeri de HLA-B27'dir. Bu bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve hücre üzerinde bulunan bir antijendir. T hücreleri tarafından algılanabilir ve saldırıya maruz kalabilir. Hastalığın otoimmün olmasını sağlayan öğede de budur. HLA-B27 bağlantısı seronegatif spondiloartropatilerde genellikle karşılaştığımız bir şeydir. Ama AS söz konusu olduğunda bunu akılda tutmakta yarar var. İsterseniz bir de bu hastalığa kimlerin yakalandığından bahsedelim. Söyleyeceklerimin hiçbiri kesin değil ama bir genelleme yapacak olursak bu hastalığa genellikle genç erkeklerin yakalandıklarını söylemek mümkün. Evet, AS teşhisi olan hastaların ortalama yaş aralığının 15 ila 45 olduğunu söyleyebilirim. Hastalığın ismi bize hangi belirtilerin karakteristik olduğundan da bahsediyor. Omurganın kaynaması söz konusu demiştik öyle değil mi? Bu şekilde çizdim ama bu kaynama omurganın genellikle orta ve alt kısımlarında görülür. Çizimde omurganın doğal eğriliğini görüyorsunuz. Bu ekrana sağdan bakan bir insan. Kafası da burada. Bu şekilde aşağıya doğru takip edersek eğrilik bu kısımda. Pelvis de burada oluyor. Omurgamız sayesinde ileriye ve geriye doğru eğilebiliyoruz. Bu kısma bakacak olursanız, ileriye doğru eğilebilme kapasitemiz geriye doğru eğilebilme kapasitemizden daha fazladır. Ancak ankilozan spondilitte meydana gelen kaynama sebebiyle hastaların hareket serbestliği azalır. Bu hastalığın takma isimlerinden birinin bambu omurga olmasının sebebi de budur. Omurgada eğilebilen bir dizi kemik yerine bir bambu kamışı olduğunu hayal edin. Not ediyorum. Bambu omurga AS'yi gördüğümüzde aklımıza gelen ilk şey bambu omurga olsa da bunun sistemik bir otoimmün hastalık olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bu da hastalığın vücudun herhangi bir yerini etkileyebileceği anlamına gelir. Bu hastalığın ateşi, keyifsizliği ve eklemlerle bağlantılı olmayan başka problemleri olabilir. Eklemlerden bahsetmişken AS omurga yanında iliosakral omurgayı da etkileyebilir. Buraya pelvik kemikleri de çizebilirdim ama çizmedim. Bahsettiğim iliosakral eklem bacağı vücuda bağlayan eklemdir. Ağrı ve inflamasyon omurgayı takip ederek aşağı doğru ilerleyip iliosakral eklemi de etkileyebilir. Ağrı için eklemlerin bu kısmındaki ağrıdan bahsediyorum. Sistemik etkileri ise iki farklı şekilde ortaya çıkar. Birincisi gözler, özellikle de üveit. İkincisi ise aorttur. Aort çok uzun bir damar. Buraya kalbi çiziyorum. Bunlar odacıklar. Burası sol kulakçık, burası sol karıncık. Bu arada yaptığım çizim anatomiye çok da uygun değil. Çünkü aort normalde bu şekilde kalbe doğru yukarıdan gelir. Ben size işi biraz da karikatürize ederek çiziyorum. Sol karıncıktan çıkıyor ve vücuda kan taşıyor. Oksijenlenmiş kan bu sayede vücudun geri kalanına ulaşır. Aortta herhangi bir inflamasyon söz konusu olursa en az iki kardiyovasküler problemle karşı karşıya izlemektir. Az önce de bahsettiğim gibi gözlerde üveit olabilir. Bu da kızarıklık, inflamasyon anlamına geliyor. Üveit, göz küresinin orta tabakasında ortaya çıkar ve kızarıklık ağrı ve rahatsızlığa yol açar. Hastalar ışığa tahammül edemeyebilirler. Gerçekte olmayan şeyleri görebilirler. Evet, üveyt kısaca böyle bir rahatsızlıktır. Ve videonun başında bahsettiğim HLA-B27 bağlantısı burada da söz konusudur. Aort, az önce de söylediğimiz gibi kanın vücudumuza ulaşmasını sağlayan damardır. Ve aortun çeperinde inflamasyon olması ortaya anevrizma olarak adlandırılan durumu çıkarır. Anevrizmayı şu şekilde anlatayım. Bunun bir boru olduğunu düşünün borunun bir kısmının dış çeperindeki bir sorun sonucu boru bu şekilde deforme olur. Ve bu deformasyon boruda zayıf bir nokta yaratır. Bu vücudumuzun herhangi bir yerinde olabilir. Ama eğer kalple aortun birbirine bağlandığı aort kapağında meydana gelirse, bu arada bu kapak bu kan yönünde kalbe geri dönmesini engeller. Eğer üveyit gelişirse buradaki kapak yakınında bir esneme yani anevrizma olabilir. Az önce de söylediğim gibi bu kısım zayıfladığı için kapak düzgün bir biçimde kapanmaz ve kan kalbe geri dönmeye başlar. Kırmızıyla ileri yönlü akışı, yeşille de geriye doğru olan akışı çiziyor. Bu durumda vücudun yeterli oksijeni alamaması dışında bir de kan geri teptiği için kalp her defasında daha fazla kan pompalamak zorunda kalır. Sonuç olarak da son derece ciddi bir durum olan aort yetmezliği ortaya çıkar. Bu az önce anlattığım durum. Yani kapak iyi kapanmadığı için kanın kalbe geri dönmesi durumudur. Bu aortitin yan etkilerinden biridir. Ama aslına bakarsanız kendi başına da bir hastalıktır. Bu arada az önce aortiti not etmeyi unutmuşum. Hemen ekliyorum. Burada gördüğünüz it son eki de aynen üveit ve spondilitte olduğu gibi yine inflamasyon anlamına geliyor. Bu noktada isterseniz bir de teşhisten bahsedelim. AS'nin teşhisi hiç kolay değildir. Neden diyecek olursanız, size bahsettiğim bu belirtiler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir ve yıllar boyunca çok sık karşılaşılan osteoartrit gibi görünebilir. Teşhis edilmesi zor bir hastalıktır. Ve teşhis için farklı seviyelerde yapılabilecek farklı şeyler vardır. Örneğin röntgen çekilmesi. Omurgada kaynama olduysa bu röntgende kendini belli edecektir. Kan testleri de yazalım. Kan testleri doğrudan AS teşhisi için kullanılmaz ancak vücuttaki inflamasyon hakkında bilgi verebilir. Testlerdeki eritrosit sedimentasyon hızı bu inflamasyonu önlemek için kullanılan bir ölçüttür. Buna ek olarak C reaktif protein diyelim. Bu arada bunlar AS için özel sonuçlar vermezler. Öz konusu olan başka otoümün hastalıklarda olabilir. Ancak en azından karşı karşıya olan şeyin bir otoümmün hastalık olduğu anlaşılmış olur. Listeye bir de genetiği ekliyorum çünkü bu hastalık aynı zamanda genetik bir hastalıktır da. HLA B27 kodlamasını da ekleyelim. Bir de AS teşhisi için değil de hastalığın ne kadar ilerlediği ya da ne kadar kötü olduğunu belirlemek için kullanılan Bath indeksi var. Bath, İngiltere'de testin keşfedildiği yerin ismi. Bu indeksin tam adı Bath Ankylosan Spondylit Hastalığı Aktivite İndeksi. Kısaltması da genellikle İngilizce B-A-S-D-A-I olarak yazılıyor. Uzun bir ismi var ama harflerin hepsi indeksin baş harflerinden meydana geliyor. Az önce de söylediğim gibi bu indeks hastalığın ilerlemesi hakkında bilgi verir. Tedaviden bahsetmek gerekirse romatoid artrit ve otoimmün hastalıkların tedavisinden faydalanır diyebiliriz. Çünkü prensip burada da aynı. İnflamasyonu azaltmak. Bu noktada farklı ilaçlar ve farklı mekanizmalardan bahsedebiliriz. Ancak bunların hepsi hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar olarak adlandırılırlar ve yine genellikle İngilizce kısaltmasıyla yani DMARD olarak gösterilirler. Bu ilaçlar romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar farklı şekillerde etki etseler de belirtileri tedavi etmek dışında hastalığın ilerlemesini de yavaşlatırlar. Bu ilaçlar tahmin edeceğiniz gibi AS için de kullanılır. Bir de tümör nekroz faktörü var. Bu vücutta inflamasyona sebep olan bir şeydir bir hücreyi kendini öldürmesi için programlayıp vücudumuzda kanseri engelleyebilen bu öğe burada inflamasyona tepki verir. Evet, inflamasyonu engellemek için TNF inhibitörleri de kullanılabilir. Buna ek olarak bir de NSAII diye kısaltılan, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçları ekliyorum. Ki bunlar da ağrı kesici olarak bildiğimiz ilaçlardır. Mesela ibuprofen. Kaynamış bir omurga son derece ağrı verici bir durum olduğundan bu ilaçlar ağrı kesici etkileri yanında inflamasyonu azaltırlar. Hastalığın durumuna bağlı olarak daha kuvvetli ağrı kesicileri de listeye ekleyelim. Bu listeden de anlaşılacağı gibi tedavi inflamasyonu düşürme odaklıdır. ASD'de romatoidde artritte olduğu gibi inflamasyon çoktur ve hastalığın tüm vücudu etkilemesi söz konusudur. Ancak omurganın kaynamasına sebep olması, özellikle gözleri, aortu etkilemesi ve romatoid faktörün olmaması konularında romatoid artritten de farklıdır.